Herkese merhaba, ben Tanya. Bugün bu video için 2018'de en kullandığım ve en sevdiğim ürünleri göstereceğim. Yani 2018 yılında en favori ürünleri tek tek göstereceğim. Ve her makyaj ürünü için bir ya da iki tane göstereceğim. İsterseniz bu videoyu hemen beraber başlayalım. Tüm favori ürünlerimi böyle bir kutuya koydum ve tek tek göstereceğim. Ve göstermek için nasıl makyaj sürüyorsam ona göre, yani bu sıra göre göstereceğim. Ve ilk başlamak için baz ile başlıyorum. En sevdiğim baz bu. Zaten bayağı videolarda bunu kullanıyorum. Bu baz marka L'Oreal Infallible Luminizing Primer. Bu primer'ı çok seviyorum çünkü parlak bir görsel veriyor ve çok hafif. Böyle hiç yoğun bir malzeme ya da çok parlak ya da işte biraz yağlı gösteren bir baz değil. Hiç öyle değil. Tam böyle ince ince simler var. Yani bu primer bence çok güzel bir görüntü veriyor. Ve yaz ve kır zamanında kullanıyorum. Ve ne zaman çok yoğun ya da çok mat bir fondöten kullanıyorsam ve o kadar da böyle mat göstermek istemiyorsam bu bazla biraz karıştırıyorum ve bu şekilde sürüyorum. Ben zaten genellikle çok baz kullanmıyorum çünkü cildim biraz yağlı ve daha çok yağlı gösteriyor genellikle. Yine de mat bir primer kullanıyorsam bana çok uygun olmuyor. En sevdiğim, yani en çok kullandığım primer bu ve gerçekten tavsiye ediyorum. Sonra fondöten için bir tane BB krem ve bir tane normal fondöten var. BB krem olarak en sevdiğim bu. Ben zaten genellikle BB kremleri hiç sevmiyorum çünkü çok böyle bir görsel vermiyor, bir değişiklik yapmıyor. Ama bu NOT marka BB krem Advanced Skin Corrector. Bu BB kremi çok seviyorum ve gerçekten bazen fondöten olarak kullanıyorum, yetiyor. Ne zaman böyle daha hafif bir makyaj yapıyorsam ya da iş için, yani çok yoğun bir makyaj istemiyorsam bu BB krem kullanıyorum. Çünkü tam bir fondöten gibi ama çok hafif, çok ince. O yüzden bence BB krem olarak çok iyi. Kullandığım renk 01. Cildim alt tonu sarı. O yüzden genellikle sarı tonları BB krem ya da fondöten kullanıyorum. Ve bu renk bana çok uygun geliyor. O yüzden geçen sene, yani 2018 için en çok kullandığım fondöten diyelim bu oldu. Sonra ne zaman işte çok lekelerim varsa ya da sivilcem varsa ve biraz saklamak istiyorsam daha yoğun bir fondöten kullanıyorum. Ve bu 2018 için en kullandığım fondöten bu oldu. Bu benim 3. ya da 4. şişe olabilir. Çünkü sürekli satın alıyorum. O kadar seviyorum. Bunun marka Wet n Wild Photo Focus Foundation ve kullandığım renk Soft Beige. Bu renk %100 tam bana uygun değil bence. Yine de bazen biraz fark olabiliyor. O yüzden genellikle aşağıya kadar böyle sürüyorum. Çünkü çok sarı bir renk değil bence. Biraz daha nötr bir renk. Ama malzeme olarak çok seviyorum. Yani böyle iyi kapatıyor. Çok böyle yoğun olmuyor. Bayağı hafif kalıyor. Yani onu çok hissetmiyorum. Ve görsel gerçekten böyle pürüzsüz bir görsel veriyor bence. O yüzden bu fondöteni çok seviyorum. Ve bu videoda aynı zamanda kozmetik ürünleri göstereceğim. Ama nasıl makyaj sürüyorsam, yani hangi fırça kullanıyorsam onu da göstermek istiyorum. O yüzden fondöten için bu sene, yani 2018 için en çok kullandığım fondöten fırçası bu oldu. Bu fırçanın markası For Your Beauty ve bunu Rossmann'dan aldım. Bu fırçayı çok seviyorum çünkü bayağı yoğun bir fırça, böyle hiç yumuşak falan değil, bayağı sert. O yüzden ne zaman fondöten kullanıyorsam, yani bununla kullanıyorsam gerçekten çok pürüzsüz bir görsel veriyor. Çünkü her yerde o fondöten malzemeyi sürüyorum. Hiç böyle iz bırakmıyor. O yüzden yani bence fondöten için çok iyi bir fırça. Zaten genellikle Instagram'da böyle benzer fırçaları görüyorum. Bayağı meşhur bir fırça. O yüzden böyle bir fırça arıyorsunuz, Rossmann'da bulabilirsiniz. Sonra kapatıcıya geçiyorum. İki tane kapatıcım var. Geçen sene en çok kullandığım kapatıcı bu oldu. Bu kapatıcı marka Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ve kullandığım renk 015. Adı Honey. Bu kapatıcıyı çok sevdim. Ve şu anda çok az kaldı, yani böyle bayağı bitti. Bu kapatıcı çok seviyorum çünkü bayağı böyle güzel sarı bir rengi var. Ve kapatıcılık çok yüksek ve çok hafif bir kapatıcı. Hiç böyle yağlı durmuyor ya da çok böyle yoğun, çok ağır bir kapatıcı değil ama işi çok iyi yapıyor. O yüzden böyle sarı alt tonu bir kapatıcı arıyorsanız ve çok yoğun değil, çok kuru değil, çok ıslak değil. Yani bence bu tam iyi bir kapatıcı. Bana, yani benim için çok uygun bir kapatıcı oldu. Onu
Rossmann'dan aldım, orada buldum ama her zaman göremiyorum yani istediğim rengi 0-15. Her zaman çok açık ya da çok koyu renkler görebiliyorum. O yüzden bir daha alamadım maalesef ama şu anda onun çok az kaldı, o yüzden bayağı korkuyorum. Tekrar bunu bulmam gerekeceğim. Ama siz bunu yani bu kapatıcıyı görüyorsunuz, bence hemen alın ya da deneyin. Çünkü gerçekten çok iyi bir kapatıcı. İkinci kapatıcı olarak aslında bu biraz bir sürpriz oldu benim için. Çünkü bu kapatıcı için bir video çekmiştim ve o zaman da çok beğenmemiştim. Yani görsel olarak çok güzel görünmüyordu. Ama onu bayağı kullandım. Yani bayağı böyle belli oluyor. Bayağı kullandım ve aslında bence çok iyi bir kapatıcı. Sadece o videoda söylediğim şeyi hala hatırlıyorum. Renk olarak bana çok uygun değil. Bence biraz koyu bir renk. Benim için biraz azıcık daha açık bir renk gerekiyor. Söylemedim ama bu kapatıcı marka Revolution, Makeup Revolution. Conceal and Define ve aldığım renk C5. Bu kapatıcı çok iyi çünkü çok hafif ama yoğun kapatıyor. Yani bence çok iyi işe yapıyor. Ve biraz ıslak değil ama biraz böyle nemli bir görsel veriyor. Hiç böyle göz kuru falan bir görsel vermiyor. O yüzden bence güzel bir kapatıcı. Kapatıcı bu şekilde görünüyor. Baya güzel bir altını var, rengi var. Ama biraz turuncu görünüyor. O yüzden çok beğenmemiştim. Ama ne zaman bunu kullanıyorsam bir tık daha açık bir kapatıcı sürüyorum üstüne. Bende bir tane çok açık renk Fit Me Concealer Maybelline var. Onu tek başına kullanmıyorum. O yüzden genellikle ne zaman koyu bir kapatıcı varsa örnek bu. Üstüne o Fit Me Concealer sürüyorum ve çok güzel bir görsel veriyor. O yüzden bu concealer yine de beğendim. Yine de kullanıyorum. Sadece tek başına değil. Ama bence tekrar bakacağım. Daha açık bir tonu görüyorsam, yani galiba C2 bana daha uygun olacak. Onu alırım ve deneyelim. Sonraki ürün bir yüz pudrası. En sevdiğim. Yani aslında yeni aldım bunu. 2018 tüm sene kullanmadım. Ama o kadar sevdiğim onu bu videoda göstermek istiyorum. Bu yüz pudra marka ELF Perfect Finish HD Powder. Bu transparan bir yüz pudrası ve şu anda böyle beyaz görünüyor. Ama hiç böyle beyaz bir görsel vermiyor. Çünkü onu bayağı ince oluyor ve tam böyle şeffaf oluyor. Bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü gerçekten böyle gözenekleri küçücük gösteriyor. Çok böyle güzel pürüzsüz bir görsel veriyor. Ve kapatıcı çok iyi sabitliyor. O yüzden en sevdiğim pudra bu oldu. Sonra kontur yapmak için ve ağırlık olarak bu ikisi en sevdiğim bunlar oldu. İlk olarak bronzer için bu marka L'Oréal Back to Bronze. Ve bu bir bronzer pudrası. Bunu çok sevdim çünkü bu kahverengi tam nötr bir renk. Çok sıcak ya da çok aşırı soğuk bir renk değil. O yüzden aynı zamanda kontur olarak ve bronzer olarak kullanabilirim. Ve her gün iş için yani kontur, bronzer falan uğraşmak istemiyorum. O yüzden tek bir pudrayla çok güzel bir görsel verebiliyoruz. Ve bu pudra aynı zamanda böyle renk çok pigmentli değil. O yüzden istediğimiz kadar böyle bir renk verebiliyoruz. Yani hiç böyle hata yapmak olmuyor. O yüzden bu pudrayı çok seviyorum. Ve aynı seride şu anda çok böyle kötü görünüyor ama çok kullandım. Marka L'Oréal Life is a Peach. Bu çok tatlı, çok güzel bir renk. Çok seviyorum. Ve tam böyle şeftali rengi. Bayağı turuncu. Bu ağırlık da aynı şekilde çok seviyorum. Çünkü pigmentasyon o kadar da aşırı yüksek değil. Böyle hata yapmak yok. Çünkü genellikle ağırlık çok kolayca çok fazla sürebiliyoruz. Ve tam böyle clown gibi olabiliyor. O yüzden genellikle daha hafif ağırlık kullanmayı çok seviyorum. Ve bu renk çok güzel oluyor. Bence kış ve yaz için tam uygun bir renk. O yüzden bu sene en çok kullandığım ağırlık bu oldu. Ve bu tip yüz pudraları kullanmak için en sevdiğim fırçalar bu şekilde. Bu marka Eclipse Bamboo serisi. Ve bu fırçayı çok seviyorum çünkü büyük bir fırça değil, baya küçük. O yüzden böyle bronzer için, ağırlık için çok uygun oluyor. Ve baya yumuşak. O yüzden bronzer ve ağırlık için bu sene en çok kullandığım fırça bu oldu. Sonra aydınlatıcıya geçiyorum. Aydınlatıcı için benim için baya büyük bir sürpriz oldu. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Bu aydınlatıcı paleti marka L'Oréal La Vie en Glow. Ve kullandığım renk 01 Warm Glow. Dediğim gibi baya sürpriz oldu benim için. Çünkü genellikle palette böyle aydınlatıcı ya da işte bronzer, ağırlık yani ne zaman böyle bir palette oluyorsa genellikle kalite daha düşük oluyor. Ama bu aydınlatıcı için hiç böyle olmadı. Baya böyle parlak yapıyor, baya kalıcı oluyor, baya yumuşak pudralar. O yüzden yani en sevdiğim
aydınlatıcı bu sene bu oldu. Ve bu palete en çok kullandığım, zaten bayağı belli oluyor bu iki renk. Bunları karışarak kullanıyorum. Ve ne zaman kullanıyorsam biraz ıslatıyorum. Çünkü bu pudralar ne zaman ıslatıyorsam daha çok parlak oluyor. Ve yüzüme ıslatmak için bunu kullanıyorum. Bu Diadamin İdealist Mucizevi Nemlendirici Sprey. O yüzden ne zaman aydınlatıcı sürmek istiyorsam ilk olarak böyle yüzüme biraz ıslatıyorum. Sonra bir tane fırça alıyorum. Ve aydınlatıcı fırçalar için en sevdiğim ve en çok kullandığım fırçalar bunlar oldu. İlk bu fırça marka Nasita ve numara 0246. Ve sonra bu fırça da çok seviyorum. Biraz daha yoğun, biraz daha büyük. Bu marka Wet n Wild numara P77. Bu aydınlatıcı kullanmak için genellikle işte yüzüme ıslatıyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Biraz bu şekilde ıslatıyorum. Sonra en sevdiğim bu iki renk alıyorum ve sürüyorum. Ve çok böyle parlak güzel bir renk veriyor. O yüzden bu sene, yani 2018'de en çok sevdiğim ve en çok kullandığım aydınlatıcı bu oldu. Sonra kaşlarım için en çok kullandığım ürünler bu şekilde. Yani incecik bir kalem var bir tarafta ve burada bir fırça var. Ve bu sene en çok sevdiğim kaş kalemi bu oldu. Bu marka Max Factor Brow Shaper ve kullandığım renk 20 Brown. Bu renk biraz açık, o yüzden daha koyu bir renk alabilirim. Ama malzeme olarak yani incecik bir kalem var, o yüzden çok seviyorum. Ve sonra bu fırçayla düzeltiyorum. O yüzden kaş için genellikle bu şekilde ürünleri kullanıyorum ve bu çok güzel bir kaş kalemi. Ve şimdi göz makyajı geçebiliriz. Ve bu sene en çok kullandığım far paleti bu oldu. Bu marka Adele The Pink Elise Natural Eyeshadow Palette. Ve bu palet çok iyi, yani renkler harika, ben bayağı sürpriz oldum. Çünkü aynı zamanda renkler çok güzel ve kalite de çok iyi, pigmentasyon bayağı yüksek. Yani bu palette çok farklı göz makyajları yapabiliyoruz ve bunu her gün kullanıyorum. Ve çok kullandım da yine de hiç bitmiyor, yani bayağı böyle dolu dolu. O yüzden bu far paleti çok seviyorum ve çok kullandım. Bu palet için birkaç swatch yapmak istiyorum, birkaç renk göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir palet. Renkleri bu tarafta süreceğim. İlk olarak bir tane mor rengi var ve bayağı yoğun bir renk. Yani tam böyle güzel bir mor verdi. Onun yanında biraz böyle patlıcan rengi var ama biraz kahverengi patlıcan. Ve renk bu şekilde görünüyor. Çok pigmentli renkler. Sonra bir tane kırmızı var. Bu kırmızı ne zaman sürüyorsam insana bana yorum yapıyor. İşte çok güzel görünüyor diye. Yani böyle bayağı parlak turuncu kırmızı bir renk. Sonra bronz renkler var. Onları da çok seviyorum çünkü yani böyle bir kere dokunuyorum ve bu şekilde renk veriyor. Yani çok yoğun, çok pigmentli. Yani bu renk sadece böyle bir parmakla komple göz kapağıma sürebiliyorum ve yetiyor. Güzel bir göz makyajı oluyor. O yüzden bu renkleri kullanmayı çok seviyorum. Sonra bu palette bir tane daha altın rengi var. Onu da sürmek istiyorum. Ve tekrar dediğim gibi çok yumuşak, hemen böyle geliyor. Onu da bu şekilde görünüyor. Bayağı güzel renkler. Ve göz makyajımı yapmak için genellikle bu tip fırçaları kullanıyorum. Ve en çok kullandığım fırçalar bunlar oldu. Bu ikisi marka Nasita galiba. Özel böyle Ocean serisi. Onun numaraları kalmadı maalesef. Ama bu şekilde böyle bir fırça var. Bayağı düz ve sert. Ve blending için bu fırça da var. Bu ikisi, aslında bu iki fırça benim için yetiyor. Çünkü far kullanmak için bunu sürüyorum. Böyle göz kapağıma. Ve transition rengi için, biraz daha blending yapmak için bu fırça kullanıyorum. Sonra biraz daha ince bir blending yapmak istiyorsam bu fırçayı kullanıyorum. Bayağı güzel. Marka Wet n Wild ve numara P15. Ve göz makyajı için en son maskara kaldı. Bu sene en sevdiğim ve en çok kullandığım maskara bu oldu. Bu maskara adı L'Oreal Unlimited maskarası. Bu maskara için zaten bir video çekmiştim ve çok beğendim. Sonra bir tane Wet n Wild çektiğim videosu ve orada da çıktı bir tane. O yüzden şu anda hazır bir tane var stok olarak. Bu maskarayı çok seviyorum çünkü kirpikler uzun oluyor. Bayağı yoğun, böyle bayağı hacim veriyor, bayağı siyah yapıyor. Kalıcı, hiç dökülmüyor benim için. Yani tam sevdiğim kirpikler. Biraz azıcık biraz daha hacim isterim ama yine de uzunluğu çok iyi. O yüzden bence bu tam karışık bir maskara. Her şeyden yapabiliyor. O yüzden benim için bu sene ve belki genel olarak en sevdiğim maskara bu olabilir. Yani gerçekten çok iyi bir maskara ve tavsiye ediyorum. Ve son dudak kaldı. Bu sene en çok kullandığım renkler tabii ki nude renkler oldu. Ve bu videoda 3 tip ruj göstermek istiyorum. Ama ilk olarak dudak kalemi.
Bu sene çok sevdiğim, yani zaten genellikle çok dudak kalemi kullanmıyorum ama ne zaman kullanıyorsam bu dudak kalemi kullanmayı çok seviyorum. Zaten şu anda bunu sürdüm. Bu marka Pretty by Flonmar ve numara 208. Bu kalemi çok seviyorum çünkü baya yumuşak ama çok yumuşak da değil. Çünkü biraz daha kalıcı oluyor. Rengi seviyorum çünkü tam kırmızı değil, kahverengi değil. Tam böyle ikisi karışık bir renk. O yüzden çok seviyorum. Bu aslında onun adı Sweet Cherry adı. Burada biraz süreceğim. Gördüğünüz gibi baya böyle bordo yoğun bir renk. Ama bence nude kahverengi ruj ile çok güzel oluyor. Ve dediğim gibi nude renkleri en çok kullandığım renk bunlar oldu. İlk olarak bir tane liquid ruj var. Bu liquid ruj marka Eka Make Out Loud ve renk 001. Bu tam sevdiğim renk, yani tam böyle nude kahverengi renkler. Bence çok güzel oluyor. Tam böyle biraz sıcak çikolata rengi. Ve bu liquid ruj çok seviyorum çünkü hiç kuru yapmıyor, hiç böyle rahatsız etmiyor. Tam böyle yoğun ama yine de kalıcı bir liquid ruj. O yüzden bu liquid ruj çok kullandım ve çok seviyorum. Sonra normal ruj olarak en çok kullandığım ve sevdiğim ruj bu oldu. Bu marka Maybelline Melted Chocolate ve aldığım renk 986. Bu ruj bayağı kullandım, zaten çok kalmadı. Bu kadar zaten kaldı. Şu anda bunu sürdüm ve çok güzel bir renk veriyor. Bugün aslında bu kalemi kullandım ve üstüne bu ruj sürdüm. Ve ikisi beraber çok güzel bir renk veriyor. Ben zaten Maybelline rujları çok seviyorum. Çünkü mat yapıyor ama hiç kuru yapmıyor. Baya yoğun bir mat. Bunlar çok kalıcı değil ama yine de iyi bence. Ve renk zaten çok seviyorum. Çünkü tam nude kahverengi bir renk. Ve işte çikolata rengi olarak son bu ruj var. Bu marka NYX Soft Matte Lip Cream ve numara adı Berlin, Berlin. Bu ruju aynı şekilde çok seviyorum çünkü hiç kuru yapmıyor ve bence bunlar bayağı kalıcı oluyor. Ve bu renk bu şekilde görünüyor. Pigmentasyon bence bayağı yoğun, yani aşırı likit ruj gibi yoğun değil ama yine de renk veriyor. Ve bunlar çok rahat oluyor, hiç rahatsız etmiyor, hiç böyle kuru olmuyor. Ve bence bunlar Soft Matte Lip Cream'ları çok seviyorum çünkü baya kalıcı bir renk veriyor. Ve rujlar bu şekilde görünüyor. Burada NYX Berlin rengi var. Burada Eka Liquid Ruj var. Burada Maybelline ve Pretty by Fomar kalemi karışarak rengi var. Tam böyle sevdiğim rengi oldu bu sene. Tam böyle kahverengi renkler. Ve başka bir liquid ruj var. Onu da göstermek istiyorum. Nude bir renk değil. Baya böyle kırmızı bir renk. Ama bu sene ne zaman böyle kırmızı bir ruj sürmek istiyorsam bu ruju sürdüm. Bu bir liquid ruj ve marka Fenty Beauty. Ve bu renk adı Encensored. Bu liquid ruju çok sevdim çünkü baya böyle pigmentarı bir renk veriyor. Baya kalıcı. Hiç böyle yoğun, yani böyle ağır bir liquid ruj değil. Hiç kuru yapmıyor. Ve sürmek için de çok kolay oluyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Hani en sevdiğim kırmızı liquid ruj benim için bu oldu. Ve bence bu renk herkese uygun bir renk. Yani herkese yakışıyor. Ve gördüğünüz gibi pigmentasyon %100 yüksek. Yani çok iyi. Bu baya ince, baya böyle sıvı bir ruj. Ama kuru oluyor ve mat oluyor. Ve dediğim gibi bu kırmızı bence herkese uygun. Yani her böyle cilt tonları için uygun bir renk. O yüzden böyle kırmızı bir liquid ruj arıyorsunuz, bunu deneyebilirsiniz. Ve bu video için son ürün, bir tane fırça var. Bu marka Max Factor ve çok değişik bir fırça. Böyle yuvarlak, incecik bir fırça. Ben ne zaman ruj sürüyorsam biraz zorlanıyorum. Çünkü dudak şekli çok böyle düz değil. Ve dudak rengim çok böyle yoğun bir renk değil. Yani cildim ve dudak doğal rengim çok fark olmuyor. O yüzden ne zaman ruj sürüyorsam bayağı zorlanıyorum. Yani ne zaman çok yoğun bir renk sürüyorsam bu şekilde fırça kullanıyorum. Yani ne zaman dudak için bir fırça düşünüyorsam böyle bir fırça düşünmüyorum. Ama gerçekten bence ruj sürmek için bu fırça çok kullanışlı oldu. Yani çok seviyorum ve bugün için de aynı şekilde bu fırça kullandım. Bu fırça mağazada görebiliyorsak bilemedim. Çünkü bunu bir Watson kutuda almıştım. Böyle bir fırça set vardı. Yani bu şekilde bu fırçayı aldım. Ama mağazada belki benzer fırçalara görebiliyoruz. Ve 2018 favori ürünlerim için bu kadar. Umarım yaptığım videoyu beğenmişsinizdir. Aynı şekilde 2018'de en sevmediğim, en hiç kullanmadığım ürünleri de görmek istiyorsunuz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Ve gitmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bye.